Bekle burada, bekle. Tam da yardımcı oluyor. Sıkıntılarımız var. Belediyeyle karşılık çalışamıyoruz. Yani bir şey yapamıyoruz. Onların yorumlarını kendisine bildirdik. Tamam, derdimizi, evet, şikayetimizi anlattık. Başkan ne dedi? Anlatın. Yani yardımcı olacağına söz verdi. Peki sorun neydi? Odaların bizi dikkate almaması, odaların bizim hakkımızda herhangi bir faaliyet göstermemesi, ondan sonra yolcumuz minibüs istediğinde üstüne otobüs sayılarının çoğaltılması, otobüs sayılarını çoğaltıyorlar, bizi tamamen bitirme yoluna gidiyorlar. Bunları Cumhurbaşkanımıza anlattık, derdimizi anlattık, bize çare olacağını söyledi, öyle bir söz verdi. Zaten 25 sene önce de bize kendisi bir söz vermişti. Biz sözünü bekliyoruz. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Arabaları satacak duruma geldik. Öyle bir hale bizi getirdiler. Nasıl çıkacağız, nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Çare arıyoruz. İlgileneceğini söyledi. Anlamadım. Cumhurbaşkanımız ilgileneceğini söyledi. İnşallah ilgilenir. İlgilenmezse minibüs piyasasını kaldıracaklar. Buna karar vermişler. Ne konuşuyoruz abi, Cumhurbaşkanı anlatır mısınız? Minibüs odalarımızın çalışmadığını, İETT ile rekabet, otobüslerle rekabet yapamadığımızı konuştuk. Rekabet yapamıyoruz, yaptırmıyorlar. Cumhurbaşkanımız ne dedi size? Cumhurbaşkanımız bizden ilgileneceğini söyledi. Söyledi o, bizden ilgilenecek, bir bakacak. Kendisi mi not aldı? Kendisi not aldı, sağ olsun. Taksi dönüşümüyle yardımcı olacağını söyledi. Yani, taksi dönüşümüyle yardımcı olacağını söyledi. Yüklü miktarda bizim bölgemizde araç mevcut olduğu için bizim araçlarımızı azaltacaklarını söyledi. Buna yardımcı olacağını söyledi, ilgileneceğini söyledi. Bu şekilde sözler aldım.